Merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlerle Pot Altı programında karşınızdayız. Ben Serkan Yetişmişoğlu. Bu programı daha önce 1996-2006 yılları arasında 10 yıl yapmıştım. Kısmet bugüneymiş. 13 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor Pot Altı ve tabii ki ilk programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Frutti Ekstra Bursaspor olarak tam adıyla söylüyoruz değil mi başkan? Evet. Frutti Ekstra Bursaspor Basketbol AŞ Başkanı sevgili dostumuz Sezer Sezgin. Sezer Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. İlk programda sizi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Pot Altı tabii bir döneme damgasını vurmuştu. Her hafta sezon boyunca basketbolun ve Avrupa Kupalarının nabzını tutmaya çalışıyorduk. Ve tabii bu yılda Tofaş'tan sonra Bursa Spor'da lige çıktıktan ve adını da Frutti Ekstra Bursa Spor yaptıktan sonra bu program artık olması lazım diye çok büyük baskı gördüm. Evet. İzleyicilerden ve okuyuculardan. Biz de sağ olsunlar Frutti Ekstra'nın da sponsorluğunda bu programa başladık. Yaklaşık sevgili seyirciler bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Saat 8'e kadar beraberiz. Ancak bize Bursa'da bugün.com'un Facebook sayfasından sorularınızı bekliyoruz. Ben de yıllardır yayıncılık yapmama rağmen bu ilk programda heyecanlandığımı hissetmeye başladım. Demek ki o da bir foto altının yıllar sonra ekrana dönmesinden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama öncelikle hoş geldin. Nasılsın diyelim sevgili başkan? Çok teşekkürler. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Maşallah iyi gördük sizi. Tabii Bursa Spor'un da Süper Lig'e fırtına gibi girmesi. Üst üste galibiyetler, güzel maçlar. Evinde 3 maçta tabii sayılar sizdedir ama ben evet. Kapalı gişe gibi gördüm. Tofaş, Karşıyaka ve Efes maçlarını. Evet. Çok da güzel maçlar oynadınız. Bir de içerideki ilk 3 maçın ikisi Euro Cup oynayan takımlarla. Evet. Biri de Euro League oynayan, geçen sene Final Four'da final oynayan takımlar. 5 maçın 4'ü o şekilde bitti. Daçka'da evet. Deplasmandaydı dediğiniz gibi. 5 maçın 4'ü Avrupa Kupaları. Nasıl evet. olacak? Bir de Orman Spor önünde 17 sayı geriden gelip evet. futbol takımı gibi müthiş bir geri dönüş var o günde. Orman Spor'da çok kaliteli bir takım. Her ne kadar geçen sene Avrupa oynamamış olsa da, ligin tabii. yeni takımı olmuş olsa da geçtiğimiz senede TBL'de beraber oynadık. Tabii. Yani onlar da bambaşka bir kadro yapısı, yabancıları iyi. Yerlileri de fena değil. Kaliteli yerli oyunculardan kurulu. Evet. Onlar da bizim gibi ligin yeni takımı. Ama orada bizim oyuncuların son iki çeyrekte, son çeyrekte koymuş oldukları karakter. Müthiş. Oyunu bırakmamaları ve mücadele orada sonuca direkt etki etti. Bizim için çok anlamlı bir galibiyetti. Ligin en anlamlı, yani 5 haftanın en anlamlı galibiyetlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Oradaki yani geriden geldiğimiz için. 17 önemli. Sayıdan evet. gelip son saniyede onların ikiliği girmedi. Evet. Ender rebound'u çeldi. Evet. Karşıya götürdü. Oradan da hiç hız kesmedi. Birlikte koşuyoruz diye hashtag yaptınız. Evet. Sağ taraftaki ekrana göre pota arkasındaki tribüne koştu, Texas'a evet. koştu. Taraftarlar bize koştu, biz de taraftarlara koştuk. Değil mi? Evet. Karşılıklı müthiş bir etkileşim var, sinerji var. Zaten şimdi siz basketbolun, Bursa Spor'daki basketbol şubesinin kurucularından olarak, kurucu başkanı, daha doğrusu o zamanki şube başkanı olarak. Geçen gün Efes maçında salonda da bir video vardı. Evet. Çok duygulandım. O günlere gittim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz kendinizi ekranda gördüğünüzde ne hissettiniz? 2014 yılıydı. 5 yıl olmuş. 5 yıl oldu. 5 yıl önce ortada bir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Basketbol topumuz da yoktu. O da güzel. Oyuncumuz yoktu. Lige katılım ücretini yatırıp lige katılacağımızı anons etmiştik o gün. Basın toplantısıyla bilgilendirmiştik basın mensuplarını. Evet. O gün de demiş olduğum gibi hedefimiz Süper Lig'ti. O zaman sanki böyle bir ütopik bir hedefmiş gibi gözüküyorduk kimilerince aslında. Evet, çünkü Türkiye Basketbol Süper Ligi çok kaliteli takımlardan kurulu. O tarihlerde de öyleydi. Fenerbahçe, Anadolu Efes, Tofaş, Bursa'mızın yüzde takımlarından. Pınar Karşıyaka da. Pınar Karşıyaka zaman zaman Trabzon Basket vardı. Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray yine vardı. Beşiktaş yine hatta vardı. Türk Telekom da iyiydi o zamanlar. Evet, Türk Telekom da iyiydi. Çok kaliteli takımlar vardı. Yani 3. ligden 2. lige, 2. ligden 1. lige, 1. ligden Süper Lig'e çok zorlu bir süreç oldu bizim için. O günden bugüne emeğe geçenlere ekranlar karşısında hem teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki. Zor bir süreç oldu. Sonuçta hedefimiz olan Süper Lig'deyiz.
O videonun sonunda olduğu gibi şimdi hedefimiz biraz daha büyük. Ama öncelikle bu ligde kalıcı olmak olarak başlamıştık sezon başına. Yine tamam. yine aynı şeyi söylüyorum. Önce işi garantilemek değil mi? İşi garantilemek. Önce bu ligde kalıcı olduğumuzu, asansör takımı olmadığımızı tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Hedefleri gün ve gün koymak istiyoruz. Yani revize edebiliriz diyorsunuz gerekirse. Hedefleri revize edebiliriz. Yüksekten uçmuyoruz. Ama Bursaspor isminin ve armasının olduğu her yerde kesinlikle bir hedef söz konusudur. Tabii ki. Hedefsiz bir takım olmamız mümkün değildir. Dolayısıyla elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Evet, biraz daha bugünlere geldiğimizde, gerçi geçen sene Atatürk Spor sonunda muhteşem bir son karşılaşma. Direkt Süper Lig'e çıkış. Çünkü ondan önceki yıllarda hep playoff'tan kaybetmiştik. Evet. Yani ben de bir Bursa Spor Kongre üyesi olarak biz diyorum ama herhalde bizi izleyenler de anlayacaklardır. Ve ardından Süper Lig'e çıktığımız belli olduktan sonra tabii sizin için önemli bir süreç başladı. Bu arada geçen sezon bitmeden bir AŞ olayı var. Dilerseniz birkaç cümlede de onu alalım sizden. Bursa Spor Basketbol AŞ kuruldu. Amacı neydi? Avantajları neler? Bursa Spor, biz Bursa Spor Kulübü Derneği içerisinde mücadele eden amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesiyken. Evet. Bir şubeydi yani. Evet, bir şubeydi. Yani voleybol takımımız gibi, masa tenis takımı gibi basketbol takımımız da bir derneğe bağlı bir şubeydi. Gelinen nokta itibariyle futbol takımında uzun yıllar üst üste yaşanan şanssız ve talihsiz gidiş bizi bu kararı almaya yetmişti. Evet. O zaman böyle bir karar almıştık. Anonim şirketi kurulmasıyla alakalı. Federasyon nezdinde girişimlerimiz oldu. Federasyon da bu kararımızın çok akılcı ve mantıklı olduğunu söylemişti. Bu konuyu iyice araştırdınız yani. Bu konuyu iyice araştırdık. Amacımız Bursa Spor'un olası gelebilecek futbol bazlı haciz ve icralarından basketbolumuzu temiz bir sayfada bırakmaktı. Evet. Yani futbolun borcundan etkilenmemek için böyle bir durum söz konusuydu. Dolayısıyla anonim şirketini kurduk. Anonim şirketinde Bursa Spor Kulübü Derneği anonim şirketi başkan olarak, AŞ başkan olarak beni atadı. Evet. Ben de 5 yıldan beri görev almış olduğum, çok kısa bir ara var sadece, görevimi yapmaya devam ediyorum. Görevimin başındayım. Çok önemli. Bu arada ben de paylaşımları yapıyorum siz konuşurken sosyal medyadan. Tabii biz bu programa sizin geleceğini duyduktan sonra sorular da gelmeye başladı. Tabii Facebook'tan da birazdan sorular gelecektir. Oralardan da size yönelteceğim ama girişte unuttum. 94.2 Radyo Bursa'da bugünden de ortak yayınımız var. Bizi yolda ya da iş yerlerinde dinleyenler de sorularını bursadabugün.com Facebook ana sayfasında görecekleri manşetlerdeki fotoğrafımıza tıklayarak altına yorumlarını ve görüşlerini yazabilirler. Tabii biraz da şuna gelelim sevgili başkan. Sezon başı dediğimiz yaz aylarında Serkan Erdoğan'ı Ümit Milli Takım antrenörü ve yardımcısı Tutku Açı takımın başına getirdiniz teknik kadro olarak. Evet. Genel menajer Nedim Yücel'le birlikte ve bir taraftan da tabii 5 yabancılı bir lige çıktınız. 5 evet. Yabancı gerekiyordu. Yerliler durumu ne olacaktı? Herkesin kafasında bu sorular vardı ve ekonomik durum da muammaydı. Açıkçası isim sponsorluğu arayışları vardı. Yazı ben böyle birkaç cümleyle özetlemeye çalışıyorum. Ve siz yabancıları hoca da belli olduktan sonra sanıyorum hoca ile beraber ortak bir çalışmayla belirlediniz. Ve ekonomik durumla beraber eşgüdümlü olarak nasıl oraları anlatmak istersiniz? Neler yaşadınız? Bursa Spor Basketbol takımından işleyişi şu şekilde anlatabilirim size. Öncelikle hocamız ve yardımcı hocamızla anlaşma noktasında biz Nedim Yücel genel menajerimizle işi şu şekilde yürütüyoruz. Ben işin idari kısmıyla uğraşıyorum. O teknik kısmıyla uğraşıyor. Tabii. Mevcut olan hiyerarşik biçimde mevcut hocalarımızı bize sundu. Zaten Serkan Erdoğan benim de aklımda olan kişilerden bir tanesiydi. Evet. Serkan Erdoğan ve Tutku Açık ikilisiyle zaten Ümit Milli Takım'da da beraberler.
Onlarla sezona başladık. Onlarla anlaştık. Nedim de orada Ümitbil takımında evet, menajerliği sadece, yapıyordu. Evet, burada sadece bizim Nedim Yücel'le olan diyalogumuzda bizim yapabileceğimiz, ödeyebileceğimiz yani bütçemizi bana sorduğunda ben de evet. Realist bir şekilde ödeyebileceğimiz, yapabileceğimiz ortaya koyduk. Transfer kısımlarına gelince bir anda 5 yabancının 5'inin de hatasız bir şekilde sonuçlanması tamamıyla o ara İsrail'delerdi. Ben buradan kendilerine çok teşekkür ederim. Evet, turnuvadaydılar. Nedim Yücel, Serkan Erdoğan, Tutku Açık. Burada kesinlikle bütün yabancı oyuncuların seçimi. Çalışmalar orada mı başladı? Çalışmalar orada başladı. Onlar sadece fiyat konusunda bana bilgi verdiler. Dolayısıyla bu scouting başarısı tamamıyla teknik ekibimize ait. Onların demiş olduğu, söylemiş olduğu oyuncuları biz de Bursa'ya getirdik. Çok kaliteli oyuncular zaten kendileri. Evet, ona şüphe yok. Ayrıca ligin en geç, yanlışsam lütfen düzeltin, en geç, genç değil de geç kurulan takım. Zamanlama olarak. Sadece. Yani katılım anlamında söylüyorum. Sadece 3 hazırlık maçı oynadık. O da evet. Enteresan. Sadece 3 hazırlık maçı oynadık. 4. maçımız Tofaş'taydı. Yani böyle bir takım yoktur herhalde. Birbiriyle bir araya gelmeyen 11-12 kişi kamp yapmadık. Hazırlık kampı yapmadık. Herkes bütün bu sırada. Takımlar, evet. Bütün takımlar turnuva oynarken, kamp yaparken, yurt içi yurt dışı kampları yaparken Bursa Spor Basketbol Takımı hiç kamp yapmadı. İmkanlar dahilinde de mümkün değildi bu zaten. Antrenmanlarımızı Bursa'da yaptık. İstanbul'da 2 tane hazırlık maçı oynadık. Evet. Hazırlık maçlarımızda Bahçeşehir ve Beşiktaş'ı İstanbul'da yendik. Ve 3-3 sanıyorum. 3. hazırlık maçımız Gaziantep'teydi. Gaziantep basketi Bursa'da yendik. 4. maçımız da Tofaş maçıydı. Süre kalmadı ilk başladı. 4. maçımız da Tofaş'taydı. O da çok güzel ve keyifli bir maçtı. O da enteresan. İlk hafta evet. Bursa derbisi denk geldi. İlk hafta evet. Kura çekiminde ben çekmiştim kurayı. Çok şanslı ve güzel bir kuraydı. Çok güzel, keyifli bir maç oldu. Çok zevk aldık. Bursa için çok hem bir gurur kaynağı. 2 tane Bursa takımının. Kesin. Çok iyi bir kalitede 2 tane Bursa takımı. Çok eski yıllara döndük. Hani Tofaş Renault vardı. Her hafta Bursa'ya bir takım geliyordu. Evet. Yine 2 takım. Her hafta Bursa'ya bir takım geliyor. Bir tanesini zaten Bursa ile özdeşleşmiş Bursa'nın takımı Tofaş. Evet. 2 yıl şampiyonluk yaşadılar. Evet. Serkan Erdoğan'da bir Tofaş'ta şampiyonluk geçmişi var. O efsane kadroda kesinlikle yer aldı. Ben onun Bursa'ya geldiği günleri de biliyorum o zaman muhabirlik dönemlerimden. Evet. 99-2000'de o meşhur David Rivers'lı Rashad Griffith'li kadroyla beraber şampiyonluk yaşadı. O altın madalyayı taktı. Serkan Hoca Tutku Açı'da zaten Ülker Spor'dan bilir eskiler. O da iyi bir oyun kurucuydu. Evet. Bir de eski milli takımdan takım arkadaşları Ender Aslan'ı aldınız. Evet. Ender nasıl oldu? Çünkü o da çok olgun, 36 yaşında kaptan ve geçen sene Bursa dışına İstanbul dışına çıkmıştı. Bu kez de Bursa'ya geldi. Ender Arslan çok müthiş bir karakter. Türkiye basketbolu için çok büyük bir kazanç. Zaten kariyerinin en güzel yıllarını inşallah Bursa'da sonlandırır. İnşallah. Hem iyi bir oyuncu, hem iyi bir kaptan, evet, hem de iyi bir karakter. Kendisiyle hocamızın talebi doğrultusunda Allah var, benim de kalbimden geçen oyuncuydu. Değil mi? Evet. Hocamız, menajerimiz Tutku hocamız böyle bir durum var deyince ben de hiç tereddütsüz ben de kendisine telefon açmıştım. Bursa'da görmekten mutluluk duyacağımızı söylemiştim. Ailece buradalar evet, değil mi? Ailece burada evet. Ailece buradalar. Çünkü ben Ender'i 83'lüdür. Ben de 87'den beri gazeteci ve basketbola yatkın bir gazeteci olarak. Yastık okullarından biliyorum diyorsunuz abi. Yıldız Mil takımdan beri takip ediyorum. Evet. O da Aydınörs ekolünden gelen bir oyuncu. Yıllarca Efes Pilsen'le forma giydi eski adıyla. Tabii sorular da gelmeye başladı. Facebook'tan sorularınızı da bekliyoruz. İbrahim Çubukçu abimiz iyi bir eski Bursa sporludur. Evet. Tanırsın. Yazları da Karacaeli'de durur. Sana yakın yani. Çok başarılı bir insan.
Sezer Başkan diyor. Takdirle izliyorum ve bir Bursaspor olarak kendisiyle takımıyla gurur duyuyorum diyor. İbrahim abimize teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Tabii bizi şu anda izleyenler arasında Yalçın Gündüz hocamız da var. Bursaspor'un eski teknik direktörü. Hocama da çok selamlar. O da basketbolu çok sever. Genelde kaçırmazdı bu maçları, ben biliyorum. Çok eski yıllarda. Hocamızı göremedik ama bu maçlarda bekliyoruz. Evet. Hocam sizi. Yalçın hocam, yani buradan davetiye hazır. Evet. Onu da söyleyelim. Tabii belki de gelmiştir de yukarılarda bir yerde oturmuştur, bilmiyoruz yani. Yalçın hocayı kaçırmam, görürüm. Gelse görürdüm. Öyle mi? Tabii. Tamam. O zaman buradan da bir mesaj Yalçın hocama gitti. Sağ olsun, kendisini de ne zaman çağırsak programlarımıza gelir. Burada hemen güzel bir mesaj daha gelmiş. Fatih İmik isimli izleyicimizden. Kızıl ailesi tam kadro oradaydı bu hafta, Efes maçından bahsediyor. Ne düşünüyor Sayın Başkan diyor. Ben de konuyu oraya getirecektim. Bu soru babıyla yavaş yavaş sponsorluğa doğru geliyoruz. Bizim Bursaspor basketbol takımının şansı ikinci sponsorumuz, isim sponsorumuz. Evet. Fruit Extra Bursaspor. Uludağ İçecek ailesi olarak Bursaspor basketbol takımından sahip çıkmışlardır. Şu şekilde oldu. Merak edenlere ben açıklayayım. Yani bu organizasyon nasıl gerçekleşti? Ben soracaktım zaten. Bu organizasyon bizim zaten bir kontak halindeydik. Hı hı. Ama LED reklam alanları, ama reklam alanları. Zaten Uludağ İçecek ailesi kurulduğu günden beri Bursaspor kulübünün yanında. Şampiyon olduğumuz sene sırtta Uludağ Limonata vardı. Şimdi hala Uludağ Limonata. Siz de yöneticiydiniz, evet, İbrahim Yazıcı Başkan döneminde. Evet, ben yedek yönetimdeydim o zaman. Ama başkan herkesle beraber çalışıyordu. Yani. Evet, evet, aynen öyle. Yıllardan beri çok evveliyatı geçmiş olan bir şeyleri, destekleri var Bursaspor'la alakalı. Kendileri zaten basketbolla da ilgili Tofaş'ın maçlarını çok yakın takip, evet, eder. Hem Ömer Bey. Ömer Bey'in de bir basketbol federasyonu yedek yönetim, evet, kurulu üyeliği var. Basketbol federasyonu, evet. Basketbol federasyonu yedek yönetim kurulu üyesi. Zaten Levent Başkan'dan basketbolu çok seven, İstanbul'da, evet, yaşaması sebebiyle İstanbul'da ne kadar basketbol maçı varsa. Özellikle Euroleague maçlarını kaçırmıyor. Euroleague maçlarını mümkün mertebe izleyen bir kişi. Dolayısıyla burada Uludağ İçecek İcra Kurulu Başkanı Sayın Mete Özü'den es geçmek istemiyorum. Kendisi tabii bizim ki bu oluşumdaki kilit noktalardan, bize en çok destek verenlerden bir tanesi. Çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bu bizim herhangi bir sponsorluk anlaşması değil. Bu bizim çok ilginç bir birliktelik değil mi? Uludağ İçecek'le, çünkü onlar herhangi bir spor kulübüne sponsor olmadılar. Onlar zaten kendi takımlarına sahip çıktılar. Evet, orası onunla, çok önemli. Bravo. Onunla ilk yani onlarla ilk görüşmemizde zaten sıradan bir sponsorluk, bir firmayla bir spor kulübünün bir isim sponsorluğu görüşmesi değildi. Onlar da zaten bunun farkındaydı. Doğru. Kendi takımlarına sahip çıktılar. Güzel de bir sunum yaptınız beraber. Kesinlikle, evet. Lansman dediğimiz tanıtım. Evet, evet. Çok güzel oldu her şey. Hem Türk basketbolu için, hem Bursa basketbolu için, hem Bursa spor için çok müthiş bir gelişme oldu. Evet, tam takım oradaydılar. Mehmet Bey, Sayın Başkan. Evet, kesinlikle. Güzel bir birliktelik oldu. Çok fazla detaya girmedik. Çok ayrıntıya girmedik ama kendileri zaten aynı zamanda Levent Başkanımızın yönetiminden Mete Öz de Maliyas Başkan'dı. Evet, biliyorum 2006'da Lika'dan çıkarken. Lika'dan Süper Lig'e çıkarken. O zamanlardan beri tanıyoruz. Kendilerinin hem Bursa Spor yöneticilik geçmişi var. Hem işin içindeler, hem çok iyi takip ediyorlar, hem çok iyi Bursa sporlular. Hem de Mete Bey'in bir kravat esprisi vardı, evet, tanıtımda. Kesinlikle. Ben dedi bu kravatı en son 2006'da Bursa Spor Yönetim Kurulu Yeşil Beyaz Kravat'ta 2006'da şampiyon olduğumuzda, Süper Lig'e döndüğümüzde takmıştım Lika'da. Artık bunu basketbol takımının başarısında ya da Bursa Spor futbol takımının Süper Lig'e döndüğünde tekrar takacağım diye de güzel bir orada bir espri yapmıştı. Kesinlikle. Espri derken gerçek bir konu yani, anekdot. Bu birliktelik için hakikaten kutlamak lazım. Yani Uludağ zaten Bursa'nın bir dünya markası. Bir taraftan da size sponsor olmaları ve güzel bir ne diyelim ona? Güzel bir işbirliği. İşbirliği oldu, güç birliği ve de Bursa'nın taçlanması anlamında ben bunu görüyorum her iki tarafta. Bu konuda bence iyi bir şekilde bunu devam ettirecektir diye uzun yıllar düşünüyorum açıkçası. Bursa'nın, herhalde bir vade koymadınız. Bizde dediğim gibi sıradan bir sponsorluk anlaşması değil. Evet. Kendi takımları yani resmi olarak herhangi bir vadesi olmuş olsa bile
Kalplerde herhangi bir süresi yok bu işin. Ki Levent Başkan formasıyla en son Efes maçına geldi kenarda. Bu iş hem maddi hem manevi, maddi bir olay değil, manevi bir olay bu iş. Dolayısıyla herhangi bir sözleşmeler sadece formalitedir. Evet. O gönüller bir olsun. İşin formalite kısmı. Onlar da hiçbir şekilde hani onu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, yapalım demediler. Biz bütçemizi sunduk. Olayı anlattık. Dengeli bir bütçe olduğunu gördüler. Organizasyonumuzu anlattık. Gelirimizi anlattık. Giderimizi söyledik. Onlar da yani tabii ki kör bir kuyuya kimse inmek istemez. Biz de durumumuzu anlattık. Net olarak anlattık. Tabii. Onlar da sağ olsunlar bu işbirliğine imza attılar. Çok güzel oldu. Ben hatta sevgili başkan hatırlıyorsanız bir programa geldiğinizde yaz aylarıydı ya da geçen sene sonuydu. Evren Büker'le beraber gelmişsiniz. Evet. Orada şöyle bir espri yapmıştım hatta. O öndeki koltuklardan Los Angeles Jack Nicklaus'ın iki yanı 3 sağ 3 2 solu diye satıyor. Levent Başkan'a sizin o tarafa tutturursak herhalde iki yanı 3 yanı güzel gider yani. Evet. Özel koltuk niyetine. Sağ önü komple zaten çok sağ önü komple satıldı bu arada. Evet, onu da söylemekte fayda var. Sağ önü komple satıldı. Arkalardan da sağ içindeki satıldı. Koltuklardan bahsediyoruz. Sağ içindeki koltuklardan 133 taneden sanıyorum bir 30 tane falan çok kalmıştır. İyi. Ha, iki sıra çünkü orası. Evet, kombineleri buradan taraftara bir bir müjde diyeyim artık ben. Lütfen onu da alalım müjdeyi. Son kez kombineleri satışa çıkarmayı planlıyoruz. En son kez mi? Son kez. Çünkü yani, daha önce de sattınız. Daha önce son kez dememiştik de kombineleri tekrar vermiştiniz. Ama bunu artık 5. hafta bitti. Evet. Belki 3 günlük ya da 1 haftalık tekrar bir kombineleri satışa, bu kesin net olmamakla beraber bunun müjdesini vereyim ama yakında resmi açıklama yaparsınız resmi herhalde. Açıklama 3 maç geçti. Evet. Baktığımızda 15 maçsa 12 maç var. Bursa'da 2 maç oynadık. Bursa Pınarkarşıyaka Tofaş'ta var ya, o yüzden derbiyle beraber 3 maç. Orada ev sahibiydik Ev sahibiydiniz. İkinci yarı Tofaş ev sahibi olacak. Ve ne oluyor? 12 maç kalmış. 12 maç kalıyor. Evet. Onun da matematiğini yaparak o şekilde 12 maç. Uygun bir şekilde. Zaten bir de böyle önemli maçlarda bilet derdine düşüp bizi bile arayanlar oluyor. Yapacak bir şey yok. Salon full. Biletler satılmış. Ne yapabiliriz yani? Evet. Oradan da bunu da bir kez daha müjdeliyor. Sayın Başkan yakında resmi siteden herhalde açıklanacaktır bu. Bu arada ben birkaç mesaj da okumak istiyorum Facebook'tan. Ercan Bulut demiş ki Serkan abi yeni yayın döneminin hem sana ve bize hem de Bursaspor basketbol takımlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Sezer Sezgin'e selamlar, saygılar. Onu çok seviyoruz. Ve bir soru. Devre arasında yerli sayımız artar mı diyor. Teşekkürler. Şimdi basketbolda futboldaki gibi transfer sınırlaması yok. Benim bildiğim playoff'a kadar yabancı alabiliyorsunuz ama yerli de şu anda bir sıkıntı yok değil mi? Transfer açık. Şu an benim bildiğim Ocak 25'e kadar transfer açık yerliden. TBL'de öyleydi. Muhtemelen burada da böyledir. Çünkü yani sonuçta devre arasına kadar açık. Bizim en büyük transferimiz bu sene ligi istediğimiz yerde bitirmek ve bizim geçmiş dönemden de gelen irili ufaklı borçlarımız var. Geçmiş dönemle alakalı. Bursaspor basketbol elinden geldiğince kimseyi mağdur etmemesi lazım. Bu bir öz eleştiri bizim için. Biz de o önemli. Geçen sene futbol takımımızın talihsiz küme düşme olayından mütevellit ufak tefek aksamalar oldu. Bir kısmını hallettik. Bu arada söyleyebilirim. Şu anki dönemde Eylül ve Ekim maaşları oyuncuların hepsine yapmış bulunmakta. Ödemeler tıkır tıkır gününde gidiyor. Ki daha Ekim bitmedi yani 3 gün var. Ekim bitmeden Ekim maaşlarını ödedik. Geçmişi de bu arada yani günü gününe ödemek güzel bir şey de bunu sürdürülebilir bir noktaya getirmek lazım. Bursaspor'da basketbolda özellikle bizim yapmak istediğimiz, hedeflediğimiz şeylerden bir tanesi yönetici katkısı olmadan kendi yağıyla kavrulan, kendi ayakları üstünde durabilen sportif başarıya odaklı bir yapı bu çok oluşturmak. Önemli. Dolayısıyla elimizden geldiğince şimdi adam transfer ya evet ben ne biliyorum takıma 5 numara lazım, 4 numara lazım. Bana da sürekli mesajlar geliyor. Mesaj atan arkadaşlar da programı izliyordur muhtemelen. Tabii ki ben de isterim. Ama
bu iş maddiyatla alakalı. Yani adamı alıp parasını ödeyemedikten sonra sen de gel, sen de takımın, gel. Takımın dengesini bozmak pek hoş olmayabilir. Faydası olmaz yani. Şimdi ek gelir yaratmaya çalışıyoruz. Ek gelir yaratırsak tabii ki adam almak isteriz. Ama bu arada işin görünen kısmı sadece sahada oynayan 11-12 kişi değil. Biz çok şeylerle uğraşıyoruz aslında. Saha dışında uğraştığımız çok şeyler var. Yani onlar gözükmüyor tabii. Gözükmeyen şeyleri söyleyeyim. Saha içi yani antrenman organizasyonundan, maç günü organizasyona, özel güvenliğinden, oradaki güvenliği sağlayanların kumanyasına, salon içindeki tabii salondaki olay. Salondaki organizasyondan, taraftarların gittikten sonraki kırılan koltuklardan oluşan en küçük zarara kadar, rapora kadar tabii. Bursaspor Basketbol AŞ sorumlu. Çok yüksek harcama kalemlerimiz var. Bunları da mümkün mertebe yaratmış olduğumuz ek gelirlerle yapmaya çalışıyoruz. Yani Süper Lig normlarına uymak için bunlar mecbur. Sadece oyuncuların parasını ödeyip evini ayarlamakla olmuyor. Bu iş evini ayarlamakla bu iş olmuyor. Bitmez tabii. Çok detaylı. Bu işin gözükmeyen, buzdağının gözükmeyen denizin altında kalan kısmı çok kısmı önemli. Var. Taraftarlarımızdan da anlayış bekliyorum. İdari kadro olarak da bu işi 3-4 kişiyle yönetim kurulumuz var. İstiyorsanız onlardan da bahsedelim. Bizim Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 30-40 kişilik ekibi olan takımlarla oynuyoruz. Evet. Kurumsal takımlarla. Tabii. Bizim şu an genel menajerimiz, idari menajerimiz var. İdari işleri 4 kişi. 4 kişilik, 5 kişilik yönetim kurulumuz var. Yani bu çok zor idare edilebilir. Ama genç ve dinamik bir yönetim genç var. Genç ve dinamik. Ama karşılaştığımız takımlar burada size sayabilirim. Profesyonel evet. Şuradan var başkan. Şuradan evet. Sayayım. Pınar Karşıyaka, Tofaş, Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, Tekfen, Türk Telekom, Bandırma. Evet, eski Bamit, yeni Tekfen. Beşiktaş, Gaziantep, Orman, Bahçeşehir, Aral Üniversitesi. Burada bir tek Meksa yatırımı saymadım. Meksa yatırımında onlar da son anda lige katılma kararı aldılar. Afyon'u tam net bilmiyorum ama geri kalan Sigortam Net İTÜ'de olmak üzere çok kurumsal çalışan. Yani 2-3 takım dışında en az 12-13 takım şu an, çok gediklisi. Şu an personel sayısı olarak evet. En az olan takımız. Yani o bir realite. Maalesef ama işte bir de Süper Lig'deki ilk sezonunuz. Süper Lig'deki ilk sezonumuz. Yani bir taraftan gemiyi yüzdürmeye çalışırken bir taraftan geçmişten kalan paraları ödemeye çalışmak, maç günü organizasyonu, bunlar çok zor şartlar altında yapılan şeyler. Taraftarımızdan ben bu konuyla alakalı anlayış ve sabır bekliyorum. Taraftar ne yapabilir? Kombine alabilir, bilet alıp maça gelebilir. Bilet alıp maça gelebilir. İleride store'a bir şey düşürüyor musunuz? Basketbol. Şu an basketbol takımının formaları satılıyor. Taraftar ne yapabilir deyince aklıma geldi. Sadece tabii ki taraftar bizi desteklesin yeter. Ek gelir yaratmak. Basketbol formaların satışından size faydası var değil mi? Ya, bilet gelirimiz var. Forma satışlarından da evet bize faydası olacak. Basketbol AŞ olarak. Evet basketbol AŞ olarak. Store'larda hepsinde var mı? Store'larda bildiğim kadarıyla hepsinde var. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Evet. Ama bir şey olursa siz gene bize evet. iletirsiniz. Biz de buradan duyururuz. Birkaç soruyu başkan ben biraz sormazsam yukarı doğru gidiyor. Benimki neyi okumadın abi diye dönüşte aramasınlar programdan çıkışta. Emre İnce söz çok uzun yazmış ama iyi akşamlar yayınlar Serkan Bey. Sezer Sezgin Başkanımızı bizi bu lige kadar çıkardığı için kutluyoruz ve hep çok teşekkür ediyoruz diyoruz. Yani aldığımız yeni sponsor desteğiyle birlikte takıma takviye yapılacak mı? Zaten biraz önce o soruya cevap verdiniz evet. Ama Efes maçında gördüklerini anlatmış. Hepsini okuyamıyorum. Yanlış anlamayın. Çok dar bir rotasyonla oynuyoruz. Evet, taraftarlarımız bu konuda haklı. Yani bir Pınar Karşıyaka kadar 10 oyuncu rotasyonda giren çıkan 10 oyuncu. Biz 6 oyuncuyla rotasyon yapmaya çalışıyoruz. Biz de farkındayız da. Çünkü yabancılar 30-35 dakikayla oynuyorlar. Bazen 40 dakika oynuyorlar. Bakın ben burada şunu söylemek istiyorum. Kulaklarımızı bazı şeylere tıkarsak, bazı şeyleri görmezden gelirsek, Bursaspor basketbol takımı geçmişteki Sakarya basketbol gibi kapanabilir. Trabzon basketbol gibi kapanabilir. Eskişehir gibi kapanabilir. Bizim bu sene ilk senemiz. Biz sene sonunda önümüzdeki sene harcamak üzere, kampa gitmek üzere kasamızda bir para
bırakacak şekilde bir yönetim sergilemek istiyoruz. Ne olur ne olmaz diyorsunuz. Bu, yani ne olur ne olmaz. Türkiye'de bunun örneği yok mu? İlla ki vardır. Eğer yoksa da bunu yapmaya çalışıyoruz. Kasamızda para kalsın diye sportif anlamdan başarısı bir takım da istediğimiz yok. Valla bir an gözümün önüne İbrahim Yazıcı geldi Sayın Başkan. Siz de çok yakın çalıştınız biliyorum. Evet. Bu arada tabii şu soruları da şöyle Erdem Çelik demiş ki abilikteki konumuz sizce neresi olur? O sene bu sene olur mu? Seneye de Avrupa'ya, UEFA'ya demiş de yani Avrupa'ya katılır mıyız diyor. Onlar tabii gönül her şeyi istiyor. Ama yani ilk 8'in playoff'a girdiği bu ligde, öncelikle ligde kalmak dediniz. Ama tabii playoff gelirse konjonktür olarak neden olmasın, kimse hayır demez diye tahmin ediyorum. Bir de bu ligde şampiyon olsanız da Euro'ya gidemiyorsunuz. Öyle de bir gerçek var. Efes ve Fenerbahçe'nin orada anlaşması var. Kapalı bir lig ama Euro Cup, Ömer Kızıl Başkan da söylemişti tanıtımda. Oraya da biraz girmek için bir takım şeyler istiyorlar galiba bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Ben sonra FIBA EuroLeague kalıyor. Avrupa'da oynamayı kim istemez? Tabii ki hedefimiz her ne kadar ligde kalmak desek de hedefleri minimum tutmak, beklentiyi biraz alt seviyede tutmak olası bir başarıyı daha da kıymetli hale getireceğini. Doğru. Yoksa çıta yükselirse altında kalabilir herkes. Getireceğini düşünüyorum. Bir bakalım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Taraftarımız merak etmesinler. Şu an için keyfini çıkarmaya çalışsınlar. Evet. Bir Pınar Karşıyaka maçı, Tofaş maçı. Şu an puan durumu önümüzde. Averaj da 7. yani. Birinci Pınar Karşıyaka. 5'te 5. Pınar Karşıyaka ile oynadık. İkinci Tofaş. Tofaş'la oynadık. Üçüncü Anadolu Efes. Anadolu Efes'le oynadık. İki hafta sonra. Altıncı üstümüzdeki Daçka. Daçka ile oynadık. O da Averaj'da zaten. Averaj'da. Yedinci Fruti Ekstra Bursaspor. Yani yani üstümüzdeki... Bir aşağıdan ormanla oynadınız yani. Aşağıdan bir tek ormanla oynadık. Üstümüzdeki dört takımla oynadık. Ve o dört takımdan da özellikle Tofaş'la Daçka galibiyetleri çok değerli. Tofaş'la Daçka galibiyeti var. Pınar Karşıyaka zaten ligin yenilgisiz takımı şu an itibariyle. Evet. Fenerbahçe bu hafta Galatasaray'a yenildi. Evet, Fenerbahçe Galatasaray'a yenildi. Bu arada biz, tabii Emre Çubukçu'nun da Euro Cup sorusuna cevap vermiş oldunuz. Evet. Yönetmenin puanında uyarıyor. Lütfen cümlenizi tamamlayın, kısa bir araya gideceğiz. Televizyon molasına mı gidiyoruz? Televizyon molası. Peki. Varsa bir cümlenizi tamamlayalım. Yani biz dediniz kalmayın lütfen. Yani Avrupa ile ilgili. Her ne kadar az önce onu söylemiştim. Ligde kalmak gibi bir şey olsa da neden olmasın? Zaten maç öncesi yayınlanan videoda da bizim hedeflerimizin ve hayallerimizin çok büyük olduğunu vurguladık. Önce ligde kalalım, cebe koyalım diyorsunuz, garantileyelim. Ondan sonra daha da yukarı bakacağız. Ben öyle anlıyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, tabii ki yayınımız sürüyor. Sorularınız da yağmaya başladı. Ben de onları aralara serpiştiriyorum. Fazla da zaman kaybetmeden. Sezer Başkan'la sohbetimiz sürecek. Pot altı yaklaşık 3 dakika sonra, kısa bir aradan sonra devam edecek. Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet duyan kişi alınan bir karara aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın ertelenmeksizin para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
Radyo Bursa'da bugün 94.2. Evine en yakın pastaneyi biliyorsun. Peki afet ve acil durum toplanma alanını biliyor musun? Canın sağ olsun demek isterdik ama sen de Türkiye.gov.tr'den yaşadığın yere en yakın afet ve acil durum toplanma alanını öğren ki canın sağ olsun. Hep huzurlu kalalım diye afetlere hazır ol. Evet, tam Fruit Extra içerken yakalandık ama sponsor firma, sıkıntı yok. Sayın Başkan, tabii reklamlar arasında gelen sorulara da göz atmaya çalıştım ben. Teşekkür ediyorum ilginize. Pot 6, 13 yıl aradan sonra ekranlara döndü. 96-2006'dan sonra 2019'da da Bursa'da iki takımımızın birden Süper Lig'de olmasıyla birlikte sizin de isteğinizle başladık diyelim. Bu arada o kadar çok mesaj yağıyor ki ben kaçmasın diye de Sayın Başkan izin verirseniz bakmak istiyorum. Evet. Okuduklarımız var, okumadıklarımıza gelsin. Yerli takviyeleri konuştuk. Hakan Dayanık demiş ki her hafta geliyorum, kombinem de var. Hem futbolda, baskette, foto altında çok birdenbire tekniğe girmiş. Foto altından çok adam kaçırıyoruz, boş adam bırakıyoruz demiş. Tabii teknik konu. Serkan Hoca'ya sorarız. Bir müsait oldu bir hafta. Bizim adaşı koçu çağırınca. Kadir Çay çok uzun bir mesaj yazmış. Şaka bir yana harikasınız demiş. Tek kelimeyle teşekkür ediyoruz. Selamlar Serkan abi demiş. Ersel Kurtuluş'un selamı var. Bursa türbünlerinin çok eski isimlerinden. Aleyküm selam Ersel'cim. Cemil Gülümser forvet transferi olacak mı yerli demiş. Niye forvet, yani kısa ya da uzun değil, forvet demiş. O da enteresan. Yani çünkü Tevfik Akdamar var değil mi? Yani evet. kısa forvet olarak iki numarada çok tecrübeli bir isim. Evren Büker var. Erbil var. Bunlar daha rotasyona tam olarak girmediler. Çok az süre alıyorlar. Tabii hocanın kararı, ona bir şey diyecek halimiz yok. Tuğberk var, ilk beş başlıyor. Sonradan Ender ve Mike Riley devreye evet. giriyor. Yani ben gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Skor tabelasında Bursa yazıyor. Niye Bursa Spor yazmıyor demiş. Frutti Extra zaten sizin sponsor firmanız olduğu için onu yazmasına sanıyorum fayda 18, var. 18 karakter harf sayısı diyelim. Harf sayısı sınırlaması evet. olabilir. Yetseu'la yazacaklar. Evet, bazı takımların isimleri iyice kısaltılıyor. Biz Bursa Spor'uz. Görmüş olduğunuz gibi logomuz da Bursa Spor. Ama evet. isim sponsorluğundan kaynaklı Frutti Extra Bursa Spor. Evet. Frutti Extra Bursa yazması normal 18 karakterden dolayı. Yoksa yer olsa zaten yazılacak. Kesinlikle. Evet. Bazı bu teknik bir konu. Özellikle KJ dediğimiz altyazıdaki o yayıncı kuruluşun oraya 18 karakter daha fazla ayırdığında zaten ekrandan taşıyor. Yer kalmıyor. Öyle bir durum var. Orman Spor maçı güzel bir soru. Bunu ben yazımda da vermiştim. Fatih Divili. Teşekkür ediyorum sevgili Fatih. Orman Spor maçı bittiğinde yabancı oyuncuların direkt Ankara'da taraftara koşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Biraz önce konuşmuştuk ama bunun altını çizmek lazım Sayın Başkan. Yabancılardan biraz bahsetsek, Amerikalılardan, yani İngiltere doğumlu da var tabii aralarında Oleseni. Nasıl karakterler? Yani taraftarla çok iç içeler. İkisi Texas doğumlu. Tamam. Yanlış. Bir de Texas Üniversitesi'nden mezun. Yani 3'te Texas'ta oyuncumuz var. Bunlardan bizim, biraz bilgi verir misiniz? Bizim en büyük şansımız Bursa Spor basketbol takımı olarak. Şu an toplamda önceki dönem yabancılarımız 2 tane Karlo Vragovic ve evet. Dejan Brown yapılmadı. Yugoslav ağırlıklı tabii. Onlar da çok kaliteli ve karakterli oyunculardı. Karlo hala yazıyor ben Texas'lıyım evet, diye. Kendi hala yazıyor. Bizim yabancılardan yana yüzümüz hep güldü. Maşallah. Hem geçmiş dönemde hem şimdiki yabancılardan dolayı gayet... Tahtaya vuralım başkan. Evet. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Ses çok... gitti mi Kaan? Tahtaya vurduk ama sıkıntı yok değil mi? Çok, tamam. Kaliteli ve düzgün kişiler. Kişilikleri de çok iyi. İzin günlerinde antrenmanın
neredeyse yasak olduğu günde salonda antrenman yaparken bulabilirsiniz. Özel şut çalışıyorlar falan. Özel şut çalışmaları olsun. Ya da kondisyon. Şahsi antrenmanları olsun. Şimdi Sayın Başkan, sizin eski bir beden eğitimi öğretmeni mezunu olduğunuzu bilen var, bilmeyen var. Evet. O konulara teknik olarak da biraz hakimsiniz yani. Ben aynı zamanda basketbol antrenörü olarak mezun oldum Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden. O da çok artı bir avantaj başkanlık yapmadım. İçin. Ama yani anlamak bunu, önemli. Futbol kökenliyim aslında. Ama beden eğitimi mezunu olunca basketbol bütün tarafından mezun oldunuz. Evet, bütün branşlara eşit mesafedeyiz aslında. Tabii. Bizim amacımız kitlelere spor yaptırmak, spor yapabilmelerini sağlamak. Yani Bursa'da kimisi ailesiyle, ben bakıyorum sosyal medyadan paylaşıyor, çocuğuyla, eşiyle forma giymiş maça geliyorlar, videolar paylaşıyorlar. Bursa'yı sevdiler anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Bursa'dan da çok memnunlar, çok mutlular. Değil mi? Taraftara koşmalarını ben o soruyu cevaplayayım. Evet, Ankara Orman Maçı. Hem topla beraber o tarafa doğru gidiyorlardı. Orada şöyle bir sinerji oluştu. Kameranın çok kısa bir noktasına yansıyor. Ender topu alıp karşı potaya doğru giderken saniye bittiği için taraftar da teleskobik diye adlandırdığımız saha içerisindeki portatif tribüne atladılar. Onlara doğru koştu. Çekme tribüne doğru. Evet. Koştular. Dolayısıyla böyle birbirimize koşuyoruz diye bir hashtag de oluştu. İlk koşanlarda Ender'le beraber iki Amerikalı vardı. Ben evet, gördüm ama ekrandan. Ender kaptan orada direkt koşarken durdu. Öteki takım aklına geldi. Büyük bir centilmenlik örneği göstererek gitti önce onları tebrik etti. Çünkü adamlar zaten çökmüş 17 sayıda. Gitti önce onları tebrik etti. Geçmiş ondan olsun sonra, dedi, evet. Ondan sonra taraftarın yanına gitti. Ama basketbolda bu çok güzel centilmenlikti. Ben onu yıllardır yaşadığım için. Pınar Karşıyaka teşekkür mesajı yayınladı. Evet, onu da siz de cevap verdiniz. Tekrar cevap verdiler. Verdik, evet, tekrar cevap sizi verdiler. Sizi İzmir'den iyi şekilde almak istiyoruz dediler. Basketbolda olmasını istediğimiz şeyler bunlar. Çünkü gerçekten çok güzel atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz. Taraftarımız sağ olsun şimdiye kadar basketbolda her ne kadar küçük ufak tefek şeyler yaşanmış olsa da geçmişte. Evet. Onlar da üzerlerine düşenleri çok iyi yaptılar şimdiye kadar. Daha da keyifli bir hale alacağını ümit ediyorum basketbolun. Evet, Mustafa Turan'dan da spesifik bir soru gelmiş. Efes maçında takımımızla diyor gurur duydum diyor. Biz de gurur duyduk. Doğru, çünkü başa baş. Ben daha sonra maçın tekrarını TRT'den izledim. Yorumcu Tufan Ersöz'de birkaç kez üzerine basarak harika maç oluyor, böyle maç görmedim diye maçın kalitesine vurgu yaptı sevgili Tufan. Şu ana kadar oynamış olduğumuz 5 maçın 5'i de seyir zevki açısından, kalite açısından izleyene, rakibe ve kendi takım tutanlara, herkesin kendi takımına, kendi adlarına çok keyif aldıklarını düşünüyorum. Evet. Çünkü çok müthiş maçlardı. Hazırlık maçlarımız bile çok keyifli geçti. Beşiktaş'ı da son saniyede yenmiştik. Öyle daha tatlı evet, oluyor? Nasıl evet, oluyor? Son saniyede, son iki sayı gerideyken bir saniye kala foul kazanmıştık. Keşke o maçı yayınlayabilselerdi. Peki TRT'nin TVBU'dan iki maç seçme hakkı var haftada. Evet. Bu hafta mesela önce Tofaş'ı 1'de, sonra akşam 8'de Bursa Spor'u verdi. Evet, Fırıt Ekstra. İkinci maçımızı yayınladılar. Sanıyorum Karşıyaka'yla verdiler değil mi? Karşıyaka'yla olan maçımızı verdiler. Anadolu Efes'le olan maçımızı galiba verdiler. Galiba bu iç saha maçlarını bu temaşayı gördükten sonra kesinlikle şu an Türkiye'de seçim yaparken tercih edeceklerdir. Tercih sebebi olabilir. Bunu bir eşitlik ilkesinde de değerlendirebilirler. Tabii belki kaç maçı verecekler, evet, o da var. Saygıyla karşılamak lazım ama hem seyir zevki açısından, hem seyircinin ilgisi açısından, hem de organizasyon açısından gerçekten Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne değer kattığımızı düşünüyorum. Evet. Önemli olan bunun sürdürülebilir olması, her zamanki dediğim gibi. Güzel bir başlangıç yaptık. Bunun böyle olmasını temenni ediyoruz. Biz de katılıyoruz. Mustafa Turan'ın sorusunu şöyle bitireyim. Efes'in koçu ve taraflı hakem yönetimi olmasaydı diyor. Tabi orada hani birkaç tahrik gibi sözler var. Onlara fazla girmek istemiyorum ben. Emeğinize sağlık demiş Sayın Başkan. Basketbol forması ve ürünleri diyelim, mutlaka çocuk ve yetişkin olarak herkes bunları almalı demeye getiriyor. Orada bir kelime eksik olmuş. Salona tamamen aileler geliyor demiş. Ya da yani çocuklara göre de mi yapılsın demek istiyor. Orasını tam anlayamadım. O store'un sorumluluğunda ama gerekeni yapılacağını Ahmet Bey'le bir görüşebilirsiniz diye tahmin ediyorum.
Redlerde bir sorun mu oldu Efes maçı ikinci yarısında? Kimse görmedi, yangın çıktı orada. Öyle mi? Evet. Elektrik panosu bir hafiften bir tutuştu. Berkay Oruç yazmış. Ben de vallahi oradaydım ama bizim önümüzde olduğu için biz maça konsantre edik. Ufak bir yanık kokusu geldi. Sanıyorum yoğunluktan dolayı. Ben onu şeye bağladım. Sis bombası falan patlattılar yok, sandım. Yok değil. İç kısımda sahanın ledlerini ve ses de gitti orada farkındaysanız. Sadece maçın oynanabilmesi için gerekli hakem masası kaldı. Güç kaynağı gibi. Onun güç kaynağından ya da başka panosu olabilir. Teknik konu tam bilmiyorum ama orada ufak çaplı bir panik yaşandı. Ama yetkililer hemen anında olaya müdahale etti. Evet. Çözüldü. Kombin almak için Ersel Kurtuluş kupa maçları da var diyor ama tabii kupa statüsü bu sene biraz değişik. Ligin ilk yarısında ilk 8'e girenler bir tur oynayacaklar. Daha sonra Final Four tarafsız bir sahada sanıyorum Şubat ayında yapılacak. Öyle bir federasyondan açıklama geldi. İlk 8'e girerse Bursaspor Türkiye Kupası da Final 8 de eski adıyla. Şimdi bir tur oynayıp artık o kuraya göre nerede çıkıyorsa bir ev sahibi takımın tek maç yapacaklar. Tam bilmiyorum prosedürü. Ben öyle okudum. Tek maç yapılacak. O maçı turu geçen 4 takım da Final 4'a kalacak. Tarafsız bir kentte. Onu söyleyelim. Tabii sorular geliyor. Orhan Yayman sağ olsun bizi izliyor. Selamlar. Bülent Erden eski bir voleybolcu. Levent Erden'in abisi. Bursa Spor Filamettin pasörü biliyorsun. Orhan Gazi'nin gururu demiş. Melike Hakan Özlük. Hakan kardeşimiz de bizi hiç bırakmaz. Murat Yuva Yapan'ın bir sorusu var. Maçlarda 3. periyot ve sonrasında düşmeler oluyor. Devre arasında transfer şart gibi bu konuda başkanın düşüncelerini aldık biraz önce. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Sayın Başkan. 3. periyotta çok maç aldığımız da oldu. Düşüş de oldu. 3. periyot orman maçı mesela başlı başlı 3. Evet, periyot. 3. periyot. Yani o 17 sayının oradan ben baktım bir 30'a 17 gibi bir seri var yani. Müthiş evet. Bir seri var. Orman maçında Sayın Fatih Pulat Başkan da bizi izliyor. Teşekkür çok ediyoruz. Selamlar Fatih Bey. Eski as başkanı, mali as başkanı, mali konularda. Metin Yüksek bizi İnegöl'den izlediği gibi biliyorsun o meşhur Bursa Spor sınıfının öğretmeni Vehbi Koç ilk öğretimden. İnegöl'den selamlar yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sezer hocama, meslektaşıma ayrıca kocaman selamlar diyor. Hiç kocaman selam aldınız mı? Aldım. Hocama çok selamlar. Eyvallah. Soru şu. Olumlu havanın oluşmasında en önemli faktör neydi? Hocam da yani biliyorsunuz genelde kazık sorar. Ama güzel bir soru. En önemli faktör sizce neydi? Diye bir güzel bir soru sormuş aslında. Ben samimiyetin olduğunu düşünüyorum. Bütün unsurlarıyla değil mi? Bütün unsurlarıyla samimiyet olduğunu düşünüyorum. Futbol yani basketbolcusundan taraftarına, koçundan yönetimine. Evet. Bir yönetim kurulundan da biraz bahsetseniz kimler var, ne yapıyorlar? Yönetim kurulunda geçen sene denetleme kurulu başkanlığımızı yapmış olan Yalçın Canbaz var. Avukat Yalçın Canbaz. Avukat Yalçın dostumuz. Canbaz. Kendisi çok büyük bir özveriyle önce çok tereddütlü yaklaşmıştım. Kendisine ben teklif ettim. Onunla biraz sağlık problemi vardı bir ara. Evet. Bir kulağı da bir sıkıntılı. Dengesizlik yaşıyordu. Evet. İsmi hastalığın aklıma gelirse. Neyse de, Allah gözlerden ırak diyelim. Evet, geçmiş olsun diyelim buradan sevgili Yalçın'a da. Onur Çelikyay var. Evet. Kendisi iş adamı. İnşaat sektöründe. Selçuk Çelik var. O da sizin benim kuzen. Kuzeniniz. Baba tarafından evet. Evet. Süleyman Selçuk Çelik tam adıyla. Evet. O da ama çok seviyor. Geçen gün baktım çocuğunu almış. Hem idmana hem tanıtıma her yere maşallah geliyor. Adnan abi zaten o bir nefer. Adnan abi. Geçen seneden bu yana. Adnan abi için ayrı bir parantez açacaktım. Evet. Sizin şeyden sonra. Sevgili Adnan Orhan. Adnan abiye hem buradan çok selamlarımı iletiyorum. Evet. Ben çokça yönetim kurullarında bulundum. Değil mi? Adnan abi gibi bir kişilik, bir şahsiyetle samimiyetimle söylüyorum. Denk gelmedim. Kendisi Mersin'deki BGL maçına gidiyor. Oradan öyle kalkıyor. Mi? Tabii tabii. Hiçbir kimseyi yalnız bırakmıyor. Siz Daçka maçından sonra Serhan Kavut'la beraber mi gittiler? gittiler sanıyorum. Göndermemiş olabilirim Daçka'yı. Yendikten sonra gideceğim ama uçak bileti falan aldığını biliyorum ama göndermedim diye hatırlıyorum. Allah Allah. Spor okullarından alt liglere malzemecinin derdinden masörün derdine İAŞ'lere kadar İAŞ'lere kadar hatta futbol tarafına
Vakıfköy olayı var değil mi? Vakıfköy olayı var, Özücü olayı var. Oradaki yemekle ilgili bir... Evet, tedarik kısmında müthiş bir varıyor Bursa Spor olan bir şahsiyet. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Ya bir Adnan demek eşittir fedakarlık demek mi? Benim dayımın da adı Adnan ama araştırmak lazım şu ismi. Adnan eşittir fedakarlık. Bu arada bizim burada Timsah Saati sevgili Mehmet Ali Ekmekçi ile yaptığımız programlarda yönetmen Kaan Vardar da şahit. Bursa Spor galip gelirse ki geçen sene ligde kalma adına çok önemli maçlar oynamıştık. Bir Antalya maçı mıydı galiba öyle bir şey. Bir baktım bir kilo baklava kapmış gelmiş programın son dakikalarını şurada bizimle beraber izledi. Dedim abi gel maça bak, heyecandan bakamıyorum maça dedi. Bize bakıyor, bizim ne diyeceğimize bakıyor. Yani öyle çok enteresan bir adam. Çok da güzel bir sinerji oluştu bizim. Evet, eşinin yemeklerini de yedim ben. Müthiş de yemek yapıyor yenge hanım. Basketbol yönetiminde çok güzel bir sinerji oluştu. Hem teknik anlamda hem idari anlamda. Değil mi? Çok güzel bir görev dağılımımız var. Evet. Görev dağılımımız şu. Herkes her işi yapıyor. Müthiş. Görev dağılımı. Yani ben ona bakmam, şu ona bakmaz yok. Hiç kimsenin görmediği, arka planda hiç kimsenin bilmediği nelerle uğraşıyoruz. Evet. Çok bir büyük. De bir gizli kahramanlardan bir kardeşimiz de galiba Yaman bir kardeşimiz. Evet. Kayan taraflarından. Evet. O da sağ olsun çok desteği oldu sezon öncesi. Ceyhun. Sağ olsun evet. Hakikaten sorular da devam ediyor. Ya şimdi başkana teknik futbol basketbolcu sorusu sormayacağım. Yani çünkü oyuncuları yorumlamak başkanın görevi değil. O yüzden zaten yani Simon nasıldı, o nasıldı, bu nasıldı onlara girilmez herhalde tahmin ediyorum. Evren ve İzzet'in durumları nasıl demiş. Yani sakatlıkla ilgili soruyor. Orada Kerem Berk, Turan'ın öyle bir sorusu var. İzzet iki haftadır oynayamıyor. İzzet'in sakatlığı var. Evren konusu tamamıyla yani hoca Evren, kararı. Hoca kararı. Yani öyle rotasyon zaman, olayı. Zaman zaman girdiği oluyor. O teknik konular. Benim yorumlamam doğru olmaz. Ama en azından sakatlıkları durumunu bildirmiş olduk. Bu haftaya İzzet yetişir mi acaba? Öyle İzzet bir bilgi yetişir, var mı? İzzet yetişir diye düşünüyorum. Bu hafta yetişmedi. Önümüzdeki hafta yetişir diye bu düşünüyorum. Bu hafta gerçi takımla beraber moral olarak çıktı. Onlarla beraber bir ısındı ama. Evet. Denedi herhalde kendisini. Burak Eskiköylü bizi izliyormuş. Ercan Vatansever teşekkür ediyoruz. Dar rotasyondan bahsetmiş Murat Yuva yapan. Transferi zaten biraz önce konuşmuştuk. Yani bu oyuncu almak dediğiniz gibi yeni açanlar olabilir. Sizin cümlenizi tekrarlıyorum. Oyuncu almak mesele değil. Önemli olan maaşları ödeyebilmek. Bu konuda bir sponsor desteği olursa neden olmasın? O öyle bir şey mi anlıyorsunuz? Biz ek gelir yaratmamız lazım. Evet. LED reklam alanlarından ek gelir yaratabiliriz. Yani bunu bizim gişe gelirleri çok önemli burada. Bilet gelirleri. Evet. İşte kombineyi tekrar açacağız. Orada taraftarımızın tekrar bir destek olması lazım. Taraftar bize manevi anlamda destek olsun. Biz gerekeni yapmaya çalışacağımızı düşünüyorum. Evet. O konuda zaten çalıştığınızı evet, biliyorum bir şekilde. Taraftar müthiş bir fotoğraf vardı. Salonun en üstünden evet, çekilmiş. Ben de onu dün yazında kullandım. Kullandım. Burası mi? Neresi? NBA mi? Euroleague mi diye? Evet. Varsa rejiden rica etsek. onu tabii şu anda şöyle tam ekran verme şansımız oluyor mu onu? Ben sana atsam Kaan. Bir fotoğraf atsam tam ekran verebilir misin? Denersin. Tamam ben bir tane daha soru yönelteyim başkana. O zaman Mehmet Kışlar demiş bench rotasyon. Onu da cevaplamış olduk. Yani kadronun genişlemesi olarak. Emeğinize teşekkürler bu program için demek istiyor. Serkan Bey teşekkür ediyoruz biz de. Mehmet Bey'e. Altan Kutucu bizi izliyor. Hayırlı olsun Serkan demiş. Eski milli basketbolcu ve Futbol Federasyonu temsilcisi. Eski bir basketbol saha komiseri. Eski evet, adıyla. Biliyorum. Selamlar Altan abi. Evet. Altan dostumuzun maçlarını da yazmış bir genç gazeteci olarak. O zamanlar gençlik tabii. Evet. Vertigo mu diyor? Yine Vertigo evet. Vertigo, Metin Vertigo. Yüksek. Vertigo evet. Evet. Fahri doktorumuz. Gemlik basketbolda bir alt ligimizde mücadele ediyor demiş Hakan Özlük. Melike Hakan Özlük. Güzel bir ilçemiz. Gemlik'te acaba ikincilikte tutunabilir mi diyor. Aslında ligin adı TBL. Final Spor'la beraber bizim yükseldiğimiz ligde oynuyorlar. Yakın, bir alt lig. Bugünkü PTT gibi yani. Evet. Yakın coğrafyamızda Yağo Spor o ligde. Evet. Gemlik Spor var. Final Spor var. Gemlik'te final birinci ligde TBL dedikleri. Evet. İkinci ligde de Geçit Spor var. Bursa Geçit evet. Spor. Buradan da onlara da başarılar diliyoruz. Son 5 dakikaya girmişiz. Soruları da hızlı hızlı
verelim. Tribünde Ercan Bulut diyor ki küçük bir önerim var. Tribünde maç izlerken taraftarın daha keyifli zaman geçirmesi için parkede görsel anlamda gösteriler, Bursaspor'a besteler yapan rapçi kardeşlerimizin coşturmak için bir şeyler yapabilirler mi diyor. Timsah, yürüyen timsahtan bahsediyor. Tabii o güzel bir olay. Geçen seneden beri var. Böyle bir şey. Başkan da çok selamlar diye alttan eklemiş Kutucu. Şampiyonluk yakın başkanım demiş Önder Karaçalı. Efes maçındaki ambiyansla ilgili sizin görüşlerinizi alayım ben. Neler söyleyebilirsiniz? Efes bilsen, özür dilerim. Anadolu Efes maçı bizim için keyif almaya çalıştığımız, keyif aldığımız maç. Maçın sonucu her ne olursa olsun üzülmememiz gereken bir maçtı. Ama 35 dakika çok iyi mücadele ettik. Evet. Son 5 dakikada dar rotasyondan dolayı oyuncularımız yoruldu. Savunmada biraz yıprandılar. Tabii Anadolu Efes'e karşı 35 dakika dar rotasyondan bu kadar mücadele vermek, zaman zaman öne geçmek, geriye düştüğümüz anlarda rakibi yakalamak. 10 sayı geriye düştüğümüz anlar da oldu. Ama rakibi yakaladığımız anlar da oldu. Maçın başında da çok iyi başladık. Onlar da sanıyorum uzun zamandır böyle bir atmosferde oynamamışlardır. Her ne kadar Euroleague'de oynasalar da. Yönetmenim sana bir şey attım bakarsanız. Bursa bütün hem yerli hem yabancı oyuncuların hem de basketbol kulüplerinin oynamaktan zevk alacağı kesinlikle burada oynadığı maçları eşine, dostuna, çevresine değil mi? Çok büyük bir beğeniyle aktaracağını düşündüğüm bir deplasman. Çok keyifli bir deplasman haline geldi Bursa. Müthiş bir atmosfer var. Atmosfer müthiş. Zaten birazdan da fotoğraf alabilirsek oluşan atmosferi de seyircilerimizle paylaşabiliriz. Göstereceğiz. Evet. Bu arada görüntü geldi. Görüntü geldi. Tabii fotoğraf biraz sosyal medyadan alındığı için pikseli düşük ama karşıdaki boş gözüken yer deplasman tarafı bu arada. Efes taraftarı o kadar gelmiş. Yapacak Anadolu, bir şey yok. Anadolu Efes taraftarına ayrılan yer. Geri kalan yer Bursaspor seyircisine. Rekor kırıldı mı başkan? 6800 koltuk var bildiğim kadarıyla. Hadi 300'ünü düşün. %5 falan. Efes'e. Bizim organizasyonlarımız da oluyor. Davetlilerimiz de oluyor. İşte engelli, LÖSEV, sponsor. Özel biletler. Özel davetler. Ondan raporlara tam bakmadım. Yarın yönetim kurulu toplantısı var. Yarın bakacağım ama rekor gibiydi sanki. Rekor olduğunu düşünüyorum. Saat de güzeldi. Evet. Pınar Karşıyaka, yani ben değerlendirmemi yaptığımda ikinci iç saha maçı. Bir Anadolu Efes, iki Pınar Karşıyaka, üç Tofaş maçı. Tofaş maçının saati biraz Sıkıntılıydı. Pazar günü erken bir saatti. Sezonun ilk maçıydı vesaire. Evet. Daha kimler neyle karşılaştığını bilmiyordu. Evet. Ya da Amerikalıların böyle şütör ya da böyle etkili oldukları. Sanıyorum onu da ben sorayım. Bir 30-35 dakika 40 dakika oynamaktan şu ana kadar ben hiçbir koça beni değiştir diyen oyuncu görmedim. Memnunlar herhalde. Tabii ki kolay değil güçlü rakiplerle rotasyona karşı oynamak ama. Ben de sporun içerisinden gelen biri olarak oyundan çıkarken İster istemez kötü oynasam da yorulsam da oyundan çıkmak kimse istemez. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. İşte burada seyircinin önemi devreye giriyor. Bu seyircinin önünde kimse oyundan çıkmak istemez. Değil mi? Ne kadar yorulsun. Ben böyle seyirci görmedim, taraftar görmedim demiş bir Amerikalı oyuncu. Hangisi bizim bilmiyorum ama öyle bir demecini okudum. Texas'ta olabilir mi? Olabilir. Yani en son kolejde gördüm ben böyle seyircimiz. Seyircimiz gerçekten Türkiye'nin en iyi seyircisi. Evet. Aslında seyircisi de demiyorum, taraftarı. Seyirci lafı zaten genel bir laf, taraftar. Seyirci yani çekirdek kitleyenlere denir. Bizim taraftarımız gerçekten ifade, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmasınlar. Böyle kapanış mesajı gibi oldu ama. Olsun, gene bir mesaj alırız. Son 1-2 dakikamız daha var. Bizi yalnız bırakmasınlar. Desteklerini esirgemesinler. Bu sene keyif almaya baksınlar. Benim nacizane onlara söylemek istediğim yani öyle playoff olursa müthiş bir başarı bu sene, olur. Tabii ki bu sene keyif almaya baksınlar. Çünkü biz yıllar süren bir organizasyonun yıllarca sürecek ve sürmesi gereken bir organizasyonun bu sene temel aşamasındayız. Evet, daha ilk tuğlalar konuyor yani. Tuğlalar henüz konmuyor. Temelini olmadı. Atıyoruz. Doğru, su basmazdayız. Taraftarımız lütfen camiamız bizi zaman zaman her ne kadar sorular gelse de 4 numara lazım, 5 numara lazım, saha içi organizasyon lazım,
Hatta gibi, şimdi bir öğrenci tribünü yapılamaz mı demiş Metin Yüksek son dakikada. O yapılabilir. O kolay bir şey. Evet. Yani hocam onu dert etme. Onu evet, yine göre de buradan Metin hocama bir müjde geldi. Zaten bir dahaki maçta Arel Üniversitesi maçından hocamın öğrencilerini de bekliyoruz. Oo, buradan resmi davet mi? Tabii tabii resmi davet. Hocam formaları hazırlayın. Sadece hocamın değil, hangi okuldan, nereden talep gelirse bir talep gelirse. Her hafta bir okulu mu ağırlayacaksınız? Ne kadar talep gelirse, imkanlarımız doğrultusunda bütün öğrencilerimizi misafir etmek isteriz. Özel bir şey yere. Evet, bu hafta LÖSEV ile alakalı bir çalışmamız vardı. Aynı zamanda sosyal sorumluluk anlamında. Çok güzel. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Şimdi yani az önceki konu yarım kaldı. Perde arkasında gözükmeyen çok organizasyonlar var. Taraftardan benim ricam lütfen bu sene bir temel aşamasında olduğumuzu göz önünde bulundursunlar. Evet. Bu çıkmış olduğumuz ligde ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım. Temeli sağlam atmamız lazım. Onlar da bu anlayışı ve hoşgörüyü bize gösterirlerse biz de elimizden gelenin en doğru yapmaya çalışırız. Tabii ki. Bu arada bu Sigorta.net İTÜ Orman Spor bu akşam şu dakikalarda başlamak üzere. Hatta başladı. İTÜ'nün 3-2'lik üstünlüğü var. Birincilik futbolda da ilk yarıyı Osmanlı Spor liderlik şansı olan Akhisar önünde 1-0 önde kapadı. Canlı yayın olduğumuz için bunları da verelim başkan. Sonuçta Bursa Spor'u yakından ilgilendiriyor. Evet. İbrahim Başol harika bir yayın oluyor. Emeklerinize teşekkür ederiz diye de son anda gözümün önüne geldi bir tweet. Instagram, Facebook bölünmekte zorlanıyorum. Bu arada Tofaş'ın da Bahçeşehir Üniversitesi'ni deplasmanda kolejini düzeltiyorum. Deplasmanda 92-85 yenerek 5'te 4 yaptığını ve Fenerbahçe'nin de bu hafta Galatasaray'a yenilmesiyle namalüp lider karşı yakınlardan hemen ikinci sıraya yerleştiğini görüyoruz. Tofaş da bu hafta Avrupa'da çarşamba günü Lokomotiv Kuban deplasmanına gidecek. Zorlu bir maç. Onlara da başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi 5.30'da Tofaş Galatasaray'ı ağırlarken siz de pazar günü Tek Süt Bandırma. Akşam 8'de yanlış hatırlamıyorsam Tek Süt Bandırma. Saati biraz ilginç ama tabii yayıncı kuruluştan dolayı hepsini çakıştırmadan. Güzel saat. Güzel saat. Tatil günü için. Bir de yayıncı kuruluşları geliyor, çakıştırmıyorlar. Evet. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin bütün fikstürü sezon başında belli. Bizim sezonun son maçını hangi gün, kaçta oynayacağımız belli. O çok önemli. Bir yıllık organizasyon, saat komple hazır. Sadece ufak tefek eksikler, işte futbol takımı olan kulüplerin bazı evet çakışırsa, çünkü federasyon 3'er haftalık yapıyor bildiğim kadarıyla. Bu milli maç arasında mesela buradaki maçı Tofaş maçı cumartesi 8'di, pazar 1'de oynadık. Evet, o oldu. Bazı maçlar mesela evet, milli maç arasında 15 Kasım'daki o maçın evet saatine baktım. Ben henüz belirlememiş. Herhalde kulüple de alakalı olabilir. İbrahim Bey ayrıca demiş ki Sezer Bey'e de uzun süredir verdiği emekler ve Bursa şehrine böyle dinamik bir takım kazandırdığı için şahsım adına teşekkür ediyorum demiş. Hepimizin başarısı. İbrahim Başol. Çok sağ teşekkür ederim. Bu arada çok soru geldi ama ben sormadan bunu kapatırsam burada Ender sağdan ihraç edildi ve koç Serkan Erdoğan Tek Süt Bandırma maçında herhangi bir sağda olacaklar, ceza ikisi almaları yok, söz konusu değil. Belki bir ufak bir belki para cezası gelir ama bu sanmıyorum, maçtan dolayı doğal bir fazla teknik faulden değil mi? Evet. Ceza alacaklarını, verilen, ceza alacaklarını sanmıyorum. Yani bir diskalifiye gibi değil yani. Yok yok değil. Onu daha sanıyorum Serkan hocam 3 tane teknik faulden dolayı otomatikman çıkmak zorunda kaldı. Ender de zaten başını öne gitti. Hiç herhangi bir evet tepkide bulunmadı. Aynen. O tabii biraz şeyden kaynaklandı. Maçın son anları gerilmese, şanssız olay yaşanmasa 32 saniye kala olmasa hiçbir saniye şey olmayacaktı. Herhangi bir rapor yoktur umarız. Sağlık olsun. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Buradan artık son süremizi birkaç dakika açtık ama yönetmenim sağ olsun bize süre verdi. 5 dakika açmışız. Son bir mesajınız varsa alalım ve kapatalım. Artık çok mesaj verdiniz ama. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Zaten gerekenleri konuştuk. Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol başkan bizi ol, kırmadığınız ve geldiğiniz için Pot Altı'nın bu ilk programını sizi ağırlamaktan biz de onur duyduk. Ben de onur duydum. Sağ olun, var olun. Evet sevgili seyirciler, Pot Altı'nın bu ilk programında her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, ben de biraz heyecanlandım. Ne yalan söyleyeyim, 13 yıllardan sonra basketbol programıyla ekranlara dönmek böyle bir şeymiş. Yaşayınca gördük.
Frutti Extra'nın sunduğu Pot Altı'nın ilk programından şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta Balıkesir, Bursa Spor Balıkesir maçıyla çakışıyor saatimiz. Tam 19 olduğu için. 4 Kasım Pazartesi Bursa Spor'la çakıştığı haftalara özel 4'te yapacağız programı. Öğleden sonra saat 16'da. Onu belirtelim. Haftaya bir başka konukla saat 16'da Pot Altı'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.